Arkadaşlar merhaba, ben Muhittin Yüceli. Bu videomda size fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını anlatacağım. Arkadaşlar merhaba, tekrar hoş geldiniz. Şimdi size fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığından bahsedeceğim. Fotoğraf makinesi temel olarak iki parçadan oluşur. Objektif ve gövde. Objektif, dışarıdan cisimden yansıyan ışığın makineye iletilmesini sağlar. Kelime anlamı olarak da zaten ışığı toplayan ve yansıtan mercekler dizisi anlamına gelir. Bizim objektifimizin içerisinde bir takım mercekler ışığın makineye iletilmesini sağlar. Ayrıca içeri giren ışığın miktarını kontrol etmek amacıyla diyafram dediğimiz açılıp kapanan bir mekanizmaya sahip. Makineye giren ışık sensöre ulaşmadan önce önünde bir örtücü, onun önünde de bir ayna sistemiyle karşılaşır. Objektiften geçen ışık öncelikle aynaya ulaşır. Ayna bunu bizim vizörde görebilmemiz için önce pentaprizmaya, pentaprizma da vizöre ulaştırır. Normalde görüntüyü bizim ters olarak görmemiz gerekir. Fakat pentaprizmanın görevi burada devreye girer ve görüntüyü bizim vizörde düz olarak görmemizi sağlar. Biz yarım deklanşör yaptığımız takdirde makina netlemesini yapar. Daha sonrasında içeri giren ışığın miktarını pozometre dediğimiz bir sistem vasıtasıyla ölçer ve örtücünün ne kadar süre açılıp kapanacağını hesaplamasını yapar. Bu sayede biz deklanşöre bastığımızda ayna kalkar. O anda vizörde görüntüyü zaten göremezsiniz. Örtücüye ulaşır. Örtücü pozometrenin hesapladığı süre kadar açılıp kapanır ve içeri giren ışık sensöre ulaşır. Sensör içerisinde ışığa duyarlı hücrelerin bulunduğu bir yapıya sahiptir. Gelen ışık sensöre ulaştığında bu hücreler uyarılır ve onların uyarılmasıyla oluşan elektronik bilgi işlemciye gönderilir. İşlemci gelen bilgiler doğrultusunda fotoğrafı oluşturur. Aynasız makinelerde DSLR makinelerden farklı olarak adından da anlaşılacağı üzere ayna sistemi yoktur. Objektiften geçen ışık direkt olarak örtücüye ulaşır. Siz deklanşöre bastığınızda örtücü kalkar, ışık sensöre ulaşır ve sensör gelen ışığın bilgisini işlemciye göndererek görüntüyü oluşturur. Aynı zamanda aynasız makinelerde DSLR makinelerden farklı olarak optik vizör sistemi bulunmamaktadır. Bunun yerine elektronik bir vizör bulunmaktadır. Evet arkadaşlar, size kısaca fotoğraf makinesinin nasıl çalıştığını anlattım. Eğer siz de anlattıklarımı faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Fotoğrafla kalın. Mutlu kalın.